Esselamun Aleyküm izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'daki gelişmeler ve dünya gündemindeki öne çıkan başlıkları sizler için hazırladık. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'de insan hakları şovu. Sözde Çin İnsan Hakları Araştırma Derneği, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumu kapsamında yan etkinlik olarak Çin'de insan hakları konsepti ve uygulamaları temalı bir toplantı düzenledi. Beijing Teknoloji Üniversitesi'ne bağlı Bilim, Teknoloji ve İnsan Hakları Merkezi'nden Qi Yang toplantıda yaptığı açıklamada ekonomik gelişmenin insan haklarını koruma çalışmaları için uygun somut koşullar sağladığına işaret ederek Çin'in ekonomik gelişimini güçlendirirken insan haklarını koruma çalışmalarına da büyük önem verdiğini iddia etti. Çin Uluslararası Radyosu'na göre Doğu Türkistan'dan bu toplantı için özel olarak getirilip konuşturulan sözde Profesör Mehmet isimli şahs ise yaptığı açıklamada bölgede istihdam teşvik politikalarının uygulandığını, bu sayede bölgede istihdam edilenlerin becerilerinin ve gelir seviyelerinin yükseldiğini ifade etti. Guangdong eyaletinde bulunan Jinan Üniversitesi'nden Zhong Lian, ülkede alınan terör ve aşırıcılıkla mücadele önlemlerinin vatandaşların temel insan haklarının korunması için büyük önlem taşıdığını dile getirdi. Ancak aynı gün Çin'in sahte propagandaları devam ederken Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 52. oturumuna katılarak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin raporunu sundu. Türk, Doğu Türkistan'da keyfi gözaltılar ve ailelerin parçalanması gibi ciddi endişelerin belgelendiğini dile getirdi ve somut takip çağrısında bulundu. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler destekli uzmanlar, Çin'e mahkemelerinin bağımsızlığını arttırma, Çin virüsü COVID-19 hakkındaki verileri paylaşma, kömür santrallerinin inşaatını askıya alma ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini derhal sona erdirme çağrısında bulunmuştu. Çin hükümeti, dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verileri gizli tutmaya çalışırken, aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarına sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanları zoraki ifade vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Nitekim etnik ve kültürel ayrımcılığa ve ciddi insan hakları ihlallerine, dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar yaşama hürriyetinden mahrum bırakılırken, sözde istihdam yalanıyla da ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Rapor, ilk hedef çocuklar. Freedom House isimli insan hakları örgütü yayımladığı yıllık raporunda Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki zulmünü ele aldı. Yapılanların etnik bir soykırım olduğunu vurgulayan örgüt, Çin'in koronavirüsle soykırım çalışmalarını arttırdığını kaydetti. Uygurnet'te yer alan habere göre, ABD merkezli bir insan hakları kuruluşu olan Freedom House, düzenlediği toplantının açılışında konuşan örgüt başkanı Michel J. Abramovic, 2022 yılında insan hakları ve özgürlükler konusunda büyük gerilimler olduğuna dikkat çekti ve bu geriye gidişin sebepleri arasında Çin virüsü COVID-19 salgınına bahane ederek merkezi Çin'de ve özellikle de Doğu Türkistan'da baskı, zulüm ve etnik ayrımcılık uygulamalarını zirveye taşıdığını ifade etti. Konuşmasında Çin'in Doğu Türkistan'daki etnik asimilasyon, soykırım uygulamalarının Burma'da iktidardaki askeri juntanın Arakanlı Müslümanlara yönelik uygulamaları ve onların maruz kaldığı trajedilere benzer sonuçlara neden olmaktadır şeklinde konuştu. Freedom House Başkanı, raporda incelenen 195 ülkedeki insan hakları durumunu tam özgür, kısmen özgür ve özgür olmayan ülkeler şeklinde 3 kategoride incelediğini ve Komünist Çin'in yönetimsel eylemlerinde yasalara göre değil, Çin Komünist Partisi'nin kurallarına göre ve çok kötü şekilde yönetilen özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer aldığını ve ülkenin insan hakları konusundaki değerlendirme ve puanlama sisteminde 100 en üst puan üzerinde Çin'in aldığı puanın 10 puanın altında olduğunu ve nüfusça Çin'e en yakın olan Hindistan'ın bile 66 olarak değerlendirildiğini bildirdi.
Özgür Asya Radyosu'nun aktardığına göre raporu hazırlayan araştırmacılar, Çin hükümetinin idaresindeki Uygur bölgesi Tibet ve Güney Moğolistan ve Güney Moğolistan başta Çinli olmayan etnik diğer halkların coğrafi ve etnik yapısını zorla değiştirme uygulamalarının Çin Komünist Partisi'nin resmi politikasının bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca araştırmalar, Çin'in etnik soykırım konusunda Doğu Türkistan'ı pilot uygulama bölgesi olarak belirlediği, bölgedeki aşırı ve acımasız baskı uygulamalarından açık ve net olarak fark edildiğini, Uygur bölgesinin etnik nüfus yapısının kasten ve zorunlu olarak değiştirildiğini, Müslüman Uygurların dini, kültürel, sanatsal ve kadim mimari, anıtsal alanlardaki kanaat önderleri ve temsilcilerin toplu olarak tutuklanan Çin toplama kampları ile Çin zindanlarına hapsedildiğini, Uygur gençlerinin Çince dışında hiçbir dilin konuşulmadığı yatılı okullarda Çinli olarak dönüştürmeye, dahası mankurtlaştırmaya çalışıldığını, Uygur çocuklarının bu çocuk kamplarında dil, din, örf adet, giyim kuşam başta tüm etnik özellikleri ve değerlerinin ve dolayısıyla dünya görüşlerinin değiştirildiğini, Çin yönetiminin milyonlarca Uygur'u kolektif bir şekilde kamplara ve hapishanelere hapsettiğini, onların köle işçi olarak zorla çalıştırılması başta diğer soykırıma yönelik uygulamaları etnik özelliklere sahip yerel halkın özgürlüklerinin ciddi şekilde yok edildiğini söyleyerek Çin'in asıl hedefinin topyekün yok etme olduğunu gözler önüne serdi. ABD ilk işimiz savaş gemilerini batırmak. ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kenneth Wilsbach, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri generallerinin katıldığı bir sempozyumda Çin'in Tayvan adasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl Tayvan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Wilsbach, insanlar Pelosi Tayvan'a geldiğinde Çin'in savaş gemilerini Tayvan'a doğru nasıl konuşlandırdığını gördü dedi. Orgeneral Wilsbach, ABD'nin Tayvan boğazındaki çatışmaları önlemenin en iyi yolunun caydırıcılık olduğuna inandığını söyledi. Wilsbach, o gemileri batırmak zorundayız. Bir savaş gemisini batırmak yalnızca Pasifik Hava Kuvvetleri'nin bir numaralı hedefi değil. Aslında bu tür çatışmalara karışan herkesin bir numaralı hedefi, caydırıcılığın olası bir Tayvan anlaşmazlığında elde edebileceğimiz en değerli sonuç olduğuna inanıyoruz ve Çin'i bu adayı zorla almaya çalışmaması için teşvik ediyoruz. Bu yalnız onların çıkarına değil, bu dünyanın da çıkarına değil, bu bölgenin çıkarına da değil ve bu kesinlikle Tayvan'ın çıkarına değil. O yüzden o adayı zorla almayın diyoruz. Onları caydırmak istiyoruz. Ancak caydırıcılık başarısız olursa Pasifik Hava Kuvvetleri açısından yapılacak ilk şeylerden biri, uğraşmamız gereken ilk hedef bu savaş gemileridir ve biz ilk olarak Çin'in savaş gemilerini batırırız dedi. Sayın seyircilerimiz, bugünkü bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.